TVK ya. Sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 3-0 kazanılan Ümraniye Spor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, iyi yolda olduklarını ifade ederek camiaya önemli mesajlar gönderdi. Sağlam açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Ümraniye Spor karşılaşması bizim için birçok açıdan önemliydi. Geçen hafta ligin şampiyonluk adaylarından Altay'la deplasmanda birçok sıkıntımız ve eksiğimiz olmasına rağmen bence iyi bir sonuçla gol yemeden sezona puanla başlamamız önemliydi. Geçen haftayı geçtikten sonra kendi sahamızda ligin ilk iç saha karşılaşmasını kazanmak da bizim için zorunluluktu. Bu bilinçle sahaya çıktık. İlk devre aslında iyi mücadele ettik. Oyuncularımız rakibi kendi yarı alanına hapsetti. Ön tarafa iyi baskı yaptık. Topu kendi yarı alanımıza getirmedik. Özellikle 15-20 dakikalık bölümlerde pozisyonlar da bulduk ama maalesef gol bulamadık. Çünkü bu gibi karşılaşmalarda gol atmak şu açıdan önemli. Rakip zaten çok koşan, mücadele eden bir takım. İyi de savunma yapıyorlar. Dolayısıyla gol atıp onların bu düzenini bozmak önemli. Fakat ilk devre aslında müsait pozisyonlarımız da vardı ama rakip ceza sahası içerisinde 4-5 tane final pasını atamadık ve devre 0-0 berabere bitti. Devre arasında takımla konuştuk. Sabırlı oynamaya devam edelim. Hiç panik yapmadan kendi oyunumuzu oynayalım. Rakip mutlaka bir açık verecek ve golü bulacağız. Bunu söyledik ve nihayetinde de baskılarımız netice verdi. Güzel goller oldu. Özellikle Tomane'nin ilk maçında gol atması bizi mutlu etti. Ondan sonra penaltı oldu. Bence haklı bir penaltıydı. Daha sonra da Enes'in golü bu güzel akşamın harika kapanışı oldu. Biz 2 sene alt ligde oynadıktan sonra şimdi birincilikte oynuyoruz. Dolayısıyla bu ligin aslında yeni takımlarından birisiyiz. Geçtiğimiz sezonki lig seviyesi, lig ortamı, orada oluşan atmosfer diğer ligle çok farklı. Kaliteli takımlarla oynuyoruz. Dolayısıyla bu geçiş sürecinde bazı sıkıntılar yaşayacağız ki yaz dönemi pandemiden dolayı maalesef çok fazla hazırlık maçı da yapamadık. Yani beraber oynama alışkanlığını da edinemedik. Birkaç transferimiz çok geç geldi. Arada takımların dengeleri bozuluyor. Bugün Caner'den mahrum kaldık. Ondan faydalanamadık. Giyasi'nin sakatlığı ön taraftaki alternatifleri maalesef kısıtladı. Dolayısıyla iyi yoldayız. Bu takım inşallah çok daha iyi olacak. Oyuncularımız bizim anlayışımızı, sistemimizi, kavramaları ve anlamaları, bunu sahada her geçen gün daha iyi uygulamalarını görüyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte daha temposu yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren ve inşallah ilerleyen süreçte de taraftarlarının, Samsun camiasının özlemini çektiği Süper Lig'e de ulaşmış bir takım olarak sezonu tamamlayacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız olduğunu da içtenlikle söylemek istiyorum. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Ümraniye Spor takımını da hem mücadelelerinden dolayı hem de yaşadıkları Covid-19 rahatsızlıklarından dolayı da geçmiş olsun diliyorum. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız. Yaptığımız hataları hemen tespit edip onları azaltmaya çalışacağız. Maçta güzel şeyler çoktu. Onları daha fazla mükemmele ulaştırmaya çalışacağız. Her geçen gün tempomuzu biraz daha arttırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim için gerçek anlamda final karşılaşması Royal Hastanesi Bandırma Spor maçı. Çünkü ondan sonra iki maçımızı içeride oynayacağız. Dolayısıyla haftaya bizi çok zorlu bir karşılaşma ama kazandığımız takdirde de şampiyonluk yolunda bize avantaj sağlayacak bir karşılaşmaya çıkacağız. Buradan taraftarlarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Onlar Ümraniye Spor maçı için statta yoktular ama desteklerini ve manevi anlamdaki yanımızda olduklarını biz de hissettik, oyuncularımız da hissetti. Öte yandan Kırmızı Beyazlılar Ümraniye Spor maçının ardından ara vermeden Royal Hastanesi Bandırma Spor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışmasıyla ısınma, 4'e 4 2 jokerli oyun, 3'e 3 minyatür kale oyunu ve 6'ya 6 kalecili oyunun ardından son buldu.
Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haberimize Samsun Spor Medya ekibi tarafından servis edilen antrenman görüntüleriyle devam ediyoruz. Lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir tane daha koy. Bir daha. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.